çalışma düzeniyle devam ediyoruz meclisin arkadaşlar. Bayılacağınız bir konu. Arkadaşlar şaka yaptım tabii bayılacağınız bir konu derken ama sevme niyetiyle yaklaşırsanız seversiniz. Bakın her şey beyinde ve niyette bitiyor. Ben bunu anlayacağım, ben bunu seveceğim ya bilmem gerekiyor. Genel kültürüm anlamında bilmem lazım. Kim, ne, kaç kişiyle yapılıyormuş. Şu sayılar var ya, bana en çok gelen sorulardan biri bu. Hocamız sayılardan bıktık, sayılardan bıktık. Bıkacak bir şey yok. Sınava gireceksiniz. Sınav da çoğu zaman direkt sayı sormuyor aslında biz arkadaşlar. Hani bazıları bizim için daha önemli. Şimdi o sayılardan, meclisin tatilinden, çalışmaya ne zaman başlıyor onlardan bahsedeceğim, tamam mı? Neticede siz hala annesiniz bu videoyu izlerken. Vekilsiniz, gözlerimiz kapalı ve meclisin içindeyiz. O yüzden her şeyimizi ne yapmamız lazım, bilmemiz lazım. Belli mi olur, belki bir gün vekil olursunuz arkadaşlar, değil mi? Olabilir, her şey olabilir bu hayatta, her şey mümkün. O zaman meclisin çalışma düzeniyle düğmemi açarak başlıyorum, yoksa nefes alamıyorum. Meclis nasıl çalışıyor bakalım. Arkadaşlar, meclisin iki genel seçim arasındaki süresine bir isim vereceğim, yıllara bir isim vereceğim, toplantısına, arasına, tatiline, onlara bakacağız, tamam mı? Bunu zaten öğrenmiştik biz. Seçimler kaç yılda bir yapılıyordu? TBMM ya da genel seçimler dediğim seçimler 5 yılda bir yapılıyordu, değil mi? Benim şu sürecim 5 yıldan oluşuyordu. Ama arası erken seçim olabiliyordu, seçimi erteleme gibi durumlar olabiliyordu. Onları zaten görmüştük. Bir aksilik olmasa bizim yasama dönemimiz 5 yıl. Aa bak, yasama dönemi dedim. O zaman yasama dönemi iki genel seçim arasındaki süredir arkadaşlar. Tamam. Tanımlarını bileceğiz bunların. İki genel seçim arasındaki süreye biz ne diyormuşuz o zaman? Yasama dönemi. İki genel seçim arasındaki süre. Tahtaya diğer taraflarla ilgilenmeyin lütfen, tamam mı? Başlıkları yazdım, oralara bakmaya çalışmayın. Bu tarafı görmeyin şimdi. Benimle ilgilenin, tamam? İki genel seçim arasındaki süre yasama dönemi. Ve bir aksilik olmazsa kaç yıl dedik? 5 yıl. Yasama yılı da yıl. Bildiğiniz yıl arkadaşlar. Yasama yılı 1 Ekim'de başlar. O zaman meclisin ilk günü hangi gün? 1 Ekim. 1 Ekim bizim de evlilik yıl dönümümüz, ayrıca aklınızda bulunsun. 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren süreye biz ne diyoruz? Yasama yılı diyoruz. Yani hani okullar açılınca öğrenciler tıp 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 giderler ya. Vekiller de 1 Ekim'de ne yapıyorlar? Oo, bugün bizim ilk gün deyip büyük bir aşkla, heyecanla meclisin yolunu tutuyorlar arkadaşlar. Yasama yılı ne zaman başlar derse 1 Ekim'de başlar. 30 Eylül'de sona eren süredir arkadaşlar. Tamam. Birleşimse bugün mesela meclise geldik, toplanacağız. Meclisin belli bir günde açtığı toplantısına biz birleşim diyoruz arkadaşlar. Meclisin, TBMM'nin belli bir günde açtığı toplantısı. Belli bir günde açtığı toplantısına ne diyormuşuz biz? Biz birleşim diyormuşuz, tamam mı? Oturumsa birleşimin arayla bölünen kısımlarıdır arkadaşlar. Birleşimin ara ile bölünen kısımları. Bugün toplantıya girdik. Açtık, birleşimi açtık. Ara verdik, ne yaptık? Birinci oturum bitti. Devam ettik, ikinci oturum başladı. Birleşimin ara ile bölünen kısımlarına da oturum diyoruz biz. Hatırlıyor musunuz? Bir ayda 5 birleşim mazeretsiz vekil devamsızlık yaparsa meclis vekilliğini sona ne yapabiliyordu? Erdirebiliyordu. Umarım hatırlıyorsunuzdur. Peki tatil ne? Arkadaşlar yoğun çalışıyor vekiller. Dolayısıyla dinlenmeye ihtiyaçları var onların da. Meclisin bir yasama yılında en çok 3 ay tatil hakkı vardır. Tamam? 3 ay. En güzel aylar Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları meclisin tatil aylarıdır arkadaşlar. Belli bunlar gördüğünüz gibi. Meclis bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapar? Çıkmış bir sınav sorusu da aynı zamanda, bilginiz olsun. 3 ay tatil yapıyor. Sömestrleri de var. 15 günde ara verebiliyorlar, dinlenebiliyorlar. 15 günde tatilleri dışında araları var. Bunu da okulların sömestri gibi düşünmeyin. Yani Ocak'ta, Şubat'ta falan oluyor gibi bir şey yok burada arkadaşlar. Meclis 1 Ekim'de toplandı. Ah dedi, bir adapte olamadık, çıkamadık tatilden. Haydi ara verelim. Bu gerekçeyle olmaz tabii ki ama meclis arkadaşlar ara verme kararını kendisi alabilir. Ve bunda bir sınır yok. Bak, tatili belli 3 ay, ayı da belli. Temmuz, Ağustos, Eylül. Ama tatil dışında olan 15 günlük ara vermeyi meclis kendi karar alabilir.
parlamento kararı şeklinde ara veriyoruz diyebilir. Bunun da bir sınırı yoktur. Anlaştık mı? Demek ki yasama yılı 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren süreymiş. Vekillerimiz 3 ay tatil yapıyorlarmış. 15 günde ara verme süreleri varmış. Tamam. Peki arkadaşlar, olağanüstü toplantı diye bir şey var. Şimdi ben olağanüstü toplantı deyince herkesin aklına olağanüstü şeyler geliyor. Eyvah diyor, savaş mı var? İşte kamu düzeni mi bozulmuş? Ayaklanma mı var? Cumhuriyet yönelik eylemler mi var? Bu gibi bir şey düşünmeyeceksiniz bunu. Tamam mı? Şimdi varsayın ki hepiniz atandınız inşallah. Amin diyorsunuz hepiniz şu anda. İnşallah hepiniz atandınız arkadaşlar. Çalıştınız, 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 çalıştınız. İzin gününüzde evde oturuyorsunuz. Bir haber geldi. Haydi çalışıyoruz dedi. Ne dersiniz hay sizin işinize? Bu ne ya? Bir dinleneceğim, bir hafta sonu var, ona da rahat vermiyor dediniz. Şimdi bak, bu nasıl bir durum? Olağan olan ne? Normal olan değil mi? Normal olan sizin çalışmanız. Belli günleri var. Ben normal dışında bir şey söylüyorsam buna olağanüstü diyorum. İlla şey düşünmeyin, sebebi savaş mı var, deprem mi olmuş, bu değil. Normal zamanın dışında yaptıkları için olağanüstü toplantı aslında. Şimdi yine hemen vekil moduna geliyorsunuz. Vekilsiniz ve bütün vekiller toplandık, tatile gidiyoruz. Tamam, tatildeyiz. Deniz, kum, güneş, her şey çok güzel. Şezlong'da güneşlenirken bir haber aldım ki meclis toplanacakmış, olağanüstü toplantı çağrısı var. Dedim ki ya tatilde yapılır mı bu dedim ya, etmeyin dedim. Bu işte olağanüstü toplantı. Sebebi önemli değil. Vekilleri tatildeyken, aradayken toplantıya çağırırsanız bunun adına olağanüstü toplantı deniyor arkadaşlar, tamam mı? İlla bir sebep aramıyorsunuz yani burada. Peki benim şezlongumdan kim çağırabilir bakalım? Olağanüstü toplantıya çağırmaya iki yetki var arkadaşlar. Bunlardan biri meclis başkanı. Hey kankalar toplanın der meclis başkanı ya da cumhurbaşkanı. Tamam, iki kişi çağırabilir beni olağanüstü toplantıya. Ya cumhurbaşkanı ya da meclis başkanı. Arkadaşlar meclis başkanı doğrudan kendi çağırabilir. Hadi bakayım gelin der, kendisi direkt çağırabilir. Bir de en az 120 milletvekilinin talebi olursa eğer, toplantı talebi, meclis başkanına bildirir. Sayın başkan toplanmamız lazım, toplantı talebinde bulunuyoruz der. Meclis başkanı şunu diyebilir mi? Ya şimdi tatilde onlar ya, bir ara toplanırız. Hayır, 120 vekilin talebi varsa arkadaşlar eğer, meclis başkanı meclisi toplantıya çağıracaktır. Anlaştık mı? Cumhurbaşkanı ise doğrudan zaten ne yapıyor? Kendisi meclisi toplantıya, olağanüstü toplantıya çağırma hakkına sahiptir. Sorusu nasıl gelir? Daha önceki yıllarda çok sordular. Öncül veriyorlar, genelde yukarıya diziyorlar. Hangileri meclisi olağanüstü toplantıya çağırabilir diyor arkadaşlar. Kim çağırıyor? Cumhurbaşkanı, meclis başkanı, 120 milletvekili talebiyle meclis başkanı meclisi toplantıya çağırabilir, tamam mı? Olağanüstü çağrısı yapılır, vekiller gelir, toplantı yapılır. Toplantı çağrısında yazan konu görüşülür arkadaşlar. Onun dışında, ha gelmişken bunları da halledelim olayına girmiyoruz. Anlaştık mı? Olağanüstü toplantının tanımı neymiş o zaman? Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin tatilde ya da ara verme sırasında toplanmasına biz olağanüstü toplantı diyoruz. Kim bozuyormuş tatilleri? Meclis başkanı ve cumhurbaşkanı toplantıya çağırabiliyor. Sebebi önemli değil, bir daha söylüyorum. Olağanüstü denmesinin sebebi neymiş? Tatilde ya da arada, tamam. Bence kendinizi düşünürseniz böyle, izin gününde tatilde biri sizi bir yere çağırdığında aynı şeyi siz de düşünürsünüz. Öyle değil mi? Bence öyle. O zaman bir yudum çay içeyim. Yoksa desone olmaya başlayacağım. Yeşil çay içiyorum. Ödem attırıyormuş. Bu ara galiba ödemim var, nefes alamıyorum. Çünkü çok yiyorum. Geceleri inanılmaz yiyorum. Siz de yiyor musunuz? Berk sen yiyor musun? Evet. Beni dinlemiyor musun Berk? Hocam duyamam. Geceleri diyorum, yiyor musun? Yok hocam. Kaçta yiyorsun en son? 10'da 11'de. Gece yemem diyor. 10'da 11'de yerim diyor. 10'da 11'de geç. Ha uyursun. İyi. Ben uyumuyorum, 10'da 11'de yemeye başlıyorum. Böyle tatlıları falan var ya. Ben oğlum olmadan önce hiç tatlı yemezdim doğru düzgün. Baklavaymış, başka bir şeymiş. Sütlü tatlı severim genelde ama onları da çok yemezdim. Çocuk olduktan sonra dedim, ben dedim aç yaşıyormuşum ya. Hayatın yanlışını yapıyormuşum. Tatlı yenmez mi? Nasıl güzel bir şeymiş tatlı öyle. Sonra yiyorum işte. Yiyip yiyip böyle oluyorum. Yarasın diyorum sonra. Hadi tosunum. Sonra da böyle
Nefes nefese ders anlatıyorum. Profiteroller, sütlaçlar götürünce böyle oluyor demek ki. Az yiyin. Tamam mı? Evet, şimdi geliyoruz. Arkadaşlar, meclis acaba nasıl toplanır? Meclise bir tane vekil geldi. Ya dedi, ben bir şey görüşecektim. Haydi gelin bir halledelim. Kankalar dedi. Olur mu? Olmaz. Bir tane vekile koca meclis toplanır mı? Hayır. Meclisin toplanması için gereken belli sayılar vardır. Meclisten karar çıkması için gereken belli sayılar vardır. Onlarda bir takım kurallar vardır. Ve bazı işlemler vardır ki onlarda özel özel sayılar vardır. O sayılar olmazsa o iş yapılamaz. Şimdi gelin birlikte onlara bakalım. Meclisimizin üye tam sayısı. Bak, ÜTS üye tam sayısını söylüyor. Üye tam sayımı hepiniz biliyorsunuz. Kaçtı? 600. Harikasınız. 600 benim üye tam sayım arkadaşlar. 600 milletvekilimiz var. Diyor ki, meclisin toplantı yeter sayısı. Yani meclisin toplanabilmesi için burada bir kural var. Diyor ki, meclis üye tam sayısının en az 3'te 1'i, yani en az 200 milletvekilinin gelmesi gerekiyor ki toplantı açılsın diyor arkadaşlar. Tamam. O zaman 150 vekil gelirse toplantı açılır mı mecliste? Açılmaz. Peki devam ediyorum. 200 vekille toplanalım. Tamam, eyvallah dedim. Meclis karar yeter sayısı diye bir kural var bir de. Senin diyor meclisten karar çıkarman için öyle kolay değil. Düşünün bak, kaç milyon insanı temsil ediyor. Mecliste öyle 3-5 kişiyle karar çıkar mı? Çıkmaz. Kurala göre meclis karar yeter sayımız toplantıya katılanların salt çoğunluğu arkadaşlar. Toplantıya katılanların salt çoğunluğudur. Buna biz adi çoğunluk ya da basit çoğunluk da deriz. Niye adi ya da basit çoğunluk diyoruz biliyor musunuz? Çünkü bu sayı sürekli değişir. Bak, ben size salt çoğunluk diye, salt çoğunluk kelimesini iki yerde kullanacağım arkadaşlar. Biri toplantıya katılanların salt çoğunluğu, diğeri üye tam sayısının salt çoğunluğu. İkisi aynı şeyler değil ama siz bir süre sonra salt çoğunluk deyince aynı şeyi düşünüyorsunuz. Değil. Bir kere daha uyarıyorum. Herkes bir kenara şunu yazsın. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplantıya katılanların salt çoğunluğu aynı şey değil. Bir kere daha söylüyorum. Şimdi siz durdurup başa almazsınız. Üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplantıya katılanların salt çoğunluğu aynı şey değil. Peki ne hocam? Bakalım. Arkadaşlar, şuna bir kural daha vereceğim. Önce beni iyi dinleyin. Şimdi yazdınız ve beni iyi dinliyorsunuz. Hiçbir şey yazmıyorsunuz. Aşağıya bakmıyorsunuz, bana bakıyorsunuz. Arkadaşlar, bizim buradan bağımsız bir şey düşünelim. Buna niye adi çoğunluk diyorum, basit çoğunluk diyorum? Çünkü değişen bir şey sürekli. Mesela şey düşünün. Biz sınıftayız, tamam mı? Hepimiz sınıf arkadaşıyız arkadaşlar. Sınıfla ilgili bir karar alacağız. Sınıfta oylama yaparız, değil mi? Sınıf mevcudunun 30 kişi olduğunu düşünün. Tamam mı? Sınıf mevcudumuz 30 kişi. Ben sınıfın öğretmeniyim ve sınıfta bir karar alacağım. Sınıfa da baktım, bugün sınıfta 26 kişi var. Yani 4 kişi devamsızlık yapmış. Ben bu 26 kişiyle birlikte şu kararı alabilir miyim, okul yönetiminin de tabii onayı olması durumunda? Arkadaşlar, bugün dersi 10 dakika erken bitireceğim dedim. Sınıfta buna uydu ve basit bir kararı böyle aldım bak, 26 kişiyle. İçlerinde bir iki tanesi hayır da dedi ama zaruri bir durum vardı, ben bu kararı aldım. Peki şey düşünün arkadaşlar, şu kararı ben o 4 kişinin rızasını almadan, velilerin rızasını almadan yapabilir miyim aklınızda? Bundan sonra sabahçı olan grubu öğlenci olarak değiştiriyorum gibi köklü bir değişiklik, gibi uzun süreli bir değişikliği. Daha fazla sayı, hemen hemen çoğu, yani hepsine yakın bir sayı onayı olmadan yapabilir miyim? Hayır. İşte bazı işler var ki sen oradakilerle karar alıp halledebilirsin. Sorun teşkil etmez sonrası için. Ama bazı kararlar vardır ki o kararlar küçük sayılarla aldığın kararlara göre daha önemli sayılardır, durumlardır. O yüzden onlar da benden fazlaca sayılar isteyebilir. Mecliste de iş böyle arkadaşlar. Şimdi bak, biz toplantı karar yeter sayısına niye adi çoğunluk diyoruz biliyor musunuz? Çünkü meclise gelen sayı sürekli değişiyor. Değişen bir şey olduğu için adi ya da basit çoğunluk diyorlar. Şimdi sınıfın mevcudu 30 kişi olunca her gün sınıfta 30 kişi oluyor mu? Hayır. 29 oluyor, 28 oluyor, 30 oluyor, 25'e düşüyor. İşte bir salgın dönemi durumu olduğu zaman herkes grip gelmiyor, 16 kişi oluyor sınıfta. Bak, bu durumlarda baktığınızda sürekli sayı değiştiği için biz o çoğunluğa adi çoğunluk ya da basit çoğunluk diyoruz. Vekiller de öyle. Meclise toplantıya katılan sayı sürekli değişkenlik gösterir arkadaşlar. Tamam.
Bir toplanır 300 vekil gelir, bir toplanır 320 olur, bir toplanır 200 olur, bir toplanır 500 olur, bir toplanır 400 olur. Değişkenlik gösterdiği için biz buna adi çoğunluk ya da basit çoğunluk adını veriyoruz. Bunun mantığını bir anlayın bir kere. Şimdi geleceğim şuraya, salt çoğunluk olayını anlatacağım, bekliyorsunuz. Kurala göre karar yeter sayısı neydi? Toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Salt çoğunluk yarısının bir fazlasıydı. Tamam, anladım. Bir de diyor ki bana parantez açıyor altına. Ama diyor, sana şöyle bir şey söyleyeceğim ben. Karar yeter sayısı meclis üye tam sayısının, TBMM üye tam sayısının, ÜTS'nin 1/4'ünün bir fazlasından az olamaz diyor. Tamam. Ne diyormuş bana yani? Meclis üye tam sayısının 1/4'ünün bir fazlasından az olamaz diyor. Peki bu neye denk geliyor arkadaşlar? 151'den az olmayacak diyor. Ne demek istiyor? Şimdi arkanıza yaslanın. Yaslan, 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 yaslan. Oh, keyfine bak. İyi dinle. Arkadaşlar, hemen şurada sağlamasını yapacağım. Bak, benimle gelir misin böyle? Toplantıya katılanların salt çoğunluğu, bu sayı diyor 1/4'ünün bir fazlasından az olamaz. Şimdi lütfen çok iyi dinleyin, yazmaya çalışmayın. Millet, toplantı var dedik, toplantı çağrısı yapıldı. Bir baktım, toplantıda 100 tane milletvekili var. Arkadaşlar, 100 milletvekiliyle toplantı açılır mı? Hemen geliyorum. Toplantı yeter sayısı ne? Meclis üye tam sayısı mı? 1/3. 200. Aa, dedim ki 100 vekille toplantı açılamaz. Niye? Çünkü sayıyı sağlamamış. En az 200 vekil gelmesi gerekiyor. Toplantı çağrısı düştü. 150 milletvekili geldi. Açılır mı sizce toplantı? Açılır mı? Niye? Yine 200 yok. Gitti. 180'le toplantı açılır mı? Hayır. Niye? Çünkü yine 200 sayısı yok arkadaşlar. Bunlarla toplantı yapamam. Yetmez. Gelsin diyorum. Evet, 200 milletvekili geldi. Vay canına dedi. 200 milletvekiliyle toplantıyı açabilir miyim? Bakayım kurala. Üye tam sayısının 1/3'ü. En az 200 vekille toplantı açılır. Evet, ben 200 milletvekiliyle toplantıyı açabilirim arkadaşlar. Peki, şimdi karar alacağım. Karar kurala göre nasıl alınıyordu? Bak, toplantıya katılanın salt çoğunluğu. Salt çoğunluk yarısının bir fazlası. Toplantıya kaç kişi katılmış? 200. Bunun salt çoğunluğu kaç ediyor arkadaşlar? 101 ediyor. 101 ile karar çıkar mı? Çıkmaz. Niye? Parantezdeki kural ne diyordu? Karar yeter sayısı 1/4'ünün bir fazlasından, yani 151'den az olamaz. Sen mecliste 151'in altında oyla bir karar çıkaramazsın diyor. O zaman 101 ile karar çıkar mı? Çıkmaz arkadaşlar. Peki geliyorum. 250 milletvekili toplantıya katıldı. Toplantı açılır mı arkadaşlar? Açılır. Niye? 200'ü sağlamış. Peki bunun salt çoğunluğuyla karar çıktığını düşünelim. Salt çoğunluğu kaç ediyor? 126. 126 ile karar çıkar mı? Çıkmaz. Niye? Çünkü karar sayısı 151'in altında olmayacak, patladın diyor. Peki o zaman diyorum ki toplantıya 300 milletvekili katılmıştır. Toplantı açılır mı? Evet, açılır. Niye? Çünkü 200'ü geçtik. Karar neyle çıkıyordu? Toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla. 151 oy çıktığını düşünün burada. 151 ile karar çıkar mı? Evet, çıkar. Niye? 151'in altında olmayacak diyor. Karar çıkarabilirim. Peki diyorum ki toplantıya 400 milletvekili katıldı. Toplantı açılır mı arkadaşlar? Açılır. Niye? 200'ün üstünde. Bunu anladık zaten. Salt çoğunluğu kaç bunun? Minimum bu kadar olduğunu düşünün oyun. 201 kişiyle meclisten karar çıkar mı? Evet, çıkar. Kural bu işte arkadaşlar. 500 kişi katıldı. 500 vekil katıldı. Bunun salt çoğunluğu kaç ediyor? Toplantıyı açabiliyorum zaten. 251 ile oy çıkar mı? Evet, çıkar. En az bu olacak diyor. Burada 300 vekil de evet diyebilir. 400 de evet diyebilir. 450 de evet diyebilir ama minimum kararın çıkması için 500 kişi katılmışsa kaç vekil gerekiyormuş en az? 251 vekil gerekiyormuş. Olay bu arkadaşlar. Tamam. Bu basit çoğunluk işte, bak. O yüzden diyor basit çoğunluk diye. Sürekli sayı ne yaptı? Katılan sayı, karar sayısı ne yaptı? Hep katılan sayı değiştikçe karar sayısı da ne yaptı? Değişti. O yüzden de biz buna ne diyormuşuz? Basit çoğunluk ya da adi çoğunluk, yani toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Mecliste kurala göre kararlar böyle alınır arkadaşlar.
Ama biraz önce sınıf örneği verdim ya, daha önemli bir konu var ve onlar da diyor ki böyle etmez diyor. Sen istiyorsan diyor 500 kişi gel, 600 kişi gel, 300 birin evet desin. Bazı şeyler var ki onda ben senden sabit sayı istiyorum. İşte sabit sayı istiyorum diyorsa biz ona nitelikli çoğunluk aranan haller diyeceğiz arkadaşlar. Bazı durumlarda basit çoğunlukla meclisten karar çıkmaz. O durumlar nelerdir? Gelin birlikte bakalım. Nitelikli çoğunluk aranan haller deriz biz ona arkadaşlar. Nitelikli çoğunluk dediğim şeyler üye tam sayısının salt çoğunluğu, üye tam sayısının 3 bölü 5'i, üye tam sayısının 2 bölü 3'ü. Benden bu üç şeyi çoğunluğu istiyorsa ben bunlara nitelikli çoğunluk aranan haller diyeceğim arkadaşlar. Tamam mı? Üç hal bak. Bunların dışındakiler basit çoğunlukla alınan kararlardır diyor. Mesela şimdi ben bu listenin içine bakıyorum arkadaşlar. Şu yazıyor mu burada? Ne yazıyor mu? Mesela şu. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması kararı acaba nasıl bir çoğunlukla alınıyor? Basit çoğunlukla mı alınıyor? Nitelikli çoğunlukla mı alınıyor? Yasama dokunulmazlığının kaldırılması. Bakıyorum hop burada yok. Ben sizin için bakıyorum. Hop burada yok. Hop burada yok. Aa, o zaman yasama dokunulmazlığının kaldırılması nasıl çoğunlukla alınır? Basit çoğunlukla alınır. Yani 400 vekil gelmişse en az 201 vekilin oyuyla dokunulmazlık ne yapar? Kalkar. Ya da istifa eden bir milletvekilinin istifasını meclis oylayıp kabul ediyordu hatırlıyorsanız vekillerinin bitmesi için. İstifada da yine arkadaşlar basit çoğunlukla karar alınır. Yani mesela 500 vekil katılmışsa en az 251'in evetiyle vekilin istifası ne yapar? Onaylanır. Kural bu. Bu hallerde ise farklı sayılar istiyor benden. Şimdi yine arkanıza yastığı, ayaklarınızı uzatmış beni ne yapıyorsunuz? Dinliyorsunuz. Arkadaşlar üye tam sayısının salt çoğunluğu dediği şey 600'ün yarısının bir fazlası. 301 sabittir bak değişmez. Çünkü üye tam sayım belli 600. Üye tam sayısının 3 bölü 5'i 600'ün 3 bölü 5'i 360. 600'ün 2 bölü 3'ü 400. Bu hallerde diyor ben senden bu sayıları istiyorum canım diyor. Mesela nasıl? Mesela şöyle bakın şimdi. Ben size bir önceki dersimizde meclis başkanının seçimini anlatmıştım değil mi? Hatırlıyorsanız. Meclis başkanının seçiminde birinci turda kaç istemişti benden? 2 bölü 3 yani 400. Bak sabitti. Benden ikinci turda ne istemişti? Yine aynı sayı istemişti. 400. Üçüncü turda benden ne istemişti meclis başkanı seçiminde? Üye tam sayısının salt çoğunluğu. Ama son turda en fazla oy alan iki aday katılıyordu. Oyların fazlasını alan seçiliyordu. O zaman şunu söyleyebilir miyim? Meclis başkanı seçiminin ilk 3 turunda benden nitelikli çoğunluk ister. Çünkü sayısı belli. Tamam mı? Ya da arkadaşlar bir sonraki dersimizde anlatacağım. Kamu baş denetçisinin seçimi meclis başkanı seçimiyle aynı sayılar. Böyle seçiliyordu bu turla. O zaman kamu baş denetçisi seçiminin İlk 3 turundan yine ne ister benden? Nitelikli çoğunluk ister. Şimdi şunu da söyleyip bunlara geleceğim. Bak, bunu anladı herkes. Toplantıya katılanın salt çoğunluğu, basit çoğunluk değişiyor sürekli. Tamam mı? Ama bu üye tam sayısının salt çoğunluğu ve nitelikli çoğunluk. Hangi durumlarda benden ne istiyor? Gelin hep birlikte bir ona bakalım. Şuraya da zaten örneklerini yazacağım. Bu tahtamın bu tarafını siliyorum ben şimdi. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu konuları şimdi böyle size bir bütün olarak tahtada veriyorum, anlatıyorum ya göreceksiniz. Bunlar bizim hepsi konu başlıklarımız zaten bak. Meclis başkanının seçimini anlattım size. Kamu baş denetçisini anlatacağım. Devamsızlık nedeniyle vekilin düşmesini işledik. Kanun yapım aşamasını, Anayasa Mahkemesi'ne üye seçimi, meclis soruşturmasını, anayasa değişikliğini, Yüce Divan'a sevki hepsini zaten size tek tek anlatacağım ben bunları. Dolayısıyla burada bir önden bunlara aşina olacağız biz. Sonra konuları anlatırken zaten size diyeceğim ki af kanunu için ne gerekiyordu? 360. Bunları hep tekrar edeceğiz. Meclisin görev ve yetkilerini anlatırken bunları göreceğiz. Dolayısıyla yasamanın konusu bittiğinde siz zaten bunları öğrenmiş olacaksınız. Tamam mı? O yüzden panik yapmayın. Ama önce ne yapıyorsunuz? Seviyorsunuz şunların tatlılığına bir bak ya. Nasıl da güzeller falan diye böyle seviyorsunuz, bağrınıza basıyorsunuz, öyle anlayabilirsiniz, tamam mı? Hemen geldim. Benden üye tam sayısının salt çoğunluğu hangi hallerde isteniyor? Diyor ki meclis başkanının 3. turu. Gördük zaten.
Kamu bahçeneçi seçimi aynı dedim. Onun üçüncü turu. Devamsızlık nedeniyle bir vekil devamsızlık yaptığında vekilliği bitsin mi bitmesin mi oylaması yapılıyor mecliste. Ve burada en az 301 vekil bitsin dediği zaman vekilliği ne yapıyor vekilin? Düşürülüyor arkadaşlar. Kanunları yaparken anlatacağım size. Cumhurbaşkanı meclis tarafından gelen bir kanunu meclise geri göndermişse arkadaşlar aynen kabul edilmesi için yine benden üye tam sayısının salt çoğunluğu istiyor. Anlatacağım detayını. Anayasa Mahkemesi'ne üye seçiminin ikinci turu meclis soruşturması için önerge verilmesi. Şimdi bak bir durun. Mesela şurada örnek vereyim. Meclis soruşturması için önerge verilmesinde 301. Meclis soruşturması açılması kararında 360. Bunun sonucunda Yüce Divan'a sevk var 400. Anlatacağım ama otursun diye burada bir başlayacağım. Arkadaşlar örnek verelim. Mesela bir bakan ihaleye fesat karıştırdı. Suç mu? Suç işlemiş. Doğru mu? Bunu ortaya mı çıkartmak lazım? Evet. Peki nasıl çıkaracağım? Burada önce suçun ortaya çıkması için bir soruşturma yapılması lazım. Bakanın ihaleye fesat karıştırması iddiasından dolayı arkadaşlar meclis soruşturması için önerge veriliyor. Bak meclis soruşturması için önerge veriliyor. Yani öneride bulunuluyor. Diyor ki böyle bir durum var ortada diyor. Bu soruşturulsun diyor. En az 301 vekil diyor ki evet bu soruşturulsun. Soruşturma önergesi veriyorlar. Sonra önergeden sonra arkadaşlar meclis soruşturması açılsın mı açılmasın mı? Meclis soruşturması açılması kararı oylanıyor önergeden sonra. Diyorum ki sayın vekiller bakanla ilgili sorarım sizlere. Meclis soruşturması açılsın mı açılmasın mı oylama yapıyorum. En az 360 milletvekili evet derse soruşturma açılıyor. Soruşturma yapılıyor ve soruşturmanın yaptırımı olarak sonunda meclis soruşturmasından sonra bakan nereye sevk ediliyor? Yüce Divan'a. Yüce Divan kim? Anayasa Mahkemesi. Bir bakanı Yüce Divan'a sevk etmek için en az 400 milletvekilinin evet demesi gerekiyor. İşte böyle sayılar. Zaten konumuz işleyeceğim bir daha söylüyorum tamam mı? Nitelikli çoğunluk istedi benden. Şuraya geldim. 3/5 çoğunluk istenen haller nelerdir? Yani benden 360 istediği durumlar neler? Mesela arkadaşlar af kanunu çıkacaksa meclisten af kanunu çıkması için en az 360 vekil ona evet demesi gerekiyor. Anayasa değişikliği teklifinin kabulünün meclisten çıkması için en az 360 vekil gerekiyor. Nasıl biliyor musunuz? Gelin şuraya silgi nerede? Bak bizde anayasa değiştirmek kolay mı zor mu? Anayasa değişik, anayasamız sert bir anayasa değil mi? Anayasayı değiştirmek neydi bizde? Zordu. Şöyleydi. Nasıl? Anayasayı değiştirmek için arkadaşlar en az 200 milletvekilinin teklif vermesi lazım. Kabaca anlatıyorum, anlatacağım detaylı. Bu şurada görüşülüyor, görüşülüyor falan. Oraları geçtim. İşleyeceğiz çünkü. Genel kuruldan çıktı şimdi. Meclis genel kurulundan oylama yapılacak, pardon. Genel kuruldayız ve anayasa değişikliği oylanıyor. Bunun meclisten çıkması için en az 360 vekilin evet demesi lazım. Bak bunu söylüyor. Anayasa değişiklik teklifinin kabulü. Peki Cumhurbaşkanı'nın direkt onaylaması için ne gerekir? O da diyor ki en az 400 vekil evet derse Cumhurbaşkanı direkt de bizzat ne yapabilir? Onaylayabilir. O zaman anayasa değişikliği basit çoğunlukla mı yapılır, nitelikli çoğunlukla mı? Nitelikli çoğunlukla yapılır. Meclis başkanlığı seçiminin ilk 3 turu nedir? Nitelikli çoğunluk aranır gibi haller var tamam mı? Hatırlarsanız yasamanın ilk videosunda seçimleri işlemiştik. Meclisin seçimleri yenileme kararı alması için en az 360 vekilin evet seçimler yenilensin demesi gerekiyordu bence hatırlıyorsunuz. Bu da onu söylüyor. Tamam mı arkadaşlar? Geliyorum 400'e. Meclis başkanı seçiminin birinci ve ikinci turu. Kamu bahçeneçi seçiminin birinci ve ikinci turu. HSK üye seçiminin birinci turu. Anayasa Mahkemesi'nin üye seçiminin birinci turu. Göreceğiz bunları zaten. Yüce Divan'a sevk kararı söyledim zaten. Bunlarda da benden 2/3 istiyor arkadaşlar tamam mı? Bir kere daha söylüyorum. Şimdi şunu öğrenin benden. Bunları zaten anlatacağım bir daha. Soruları nasıl geliyor bunların? 1982 Anayasası'na göre Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısı nedir? Ya da kaç vekil vardır? Bak öğrendik. Ne dedik? 600. 82 Anayasası'na göre TBMM toplantı yeter sayısı nedir? Üye tam sayısının 1/3'ü. Yani en az 200 milletvekili. Peki TBMM karar yeter sayısı aşağıdakilerden hangisidir diye sorarsanız ne diyeceksiniz? TBMM karar yeter sayısı derse cevabınız
Toplantıya katılanların salt çoğunluğu olacak arkadaşlar. Ya da adi çoğunluk ya da basit çoğunluk ifadelerini göreceksiniz. Tamam mı? Nitelikte dediğim haller nelerdi? Üye tam sayısının salt çoğunluğu yani 301. Üye tam sayısının 3 bölü 5'i yani 360. Üye tam sayısının 2 bölü 3'ü yani neyi? 400 arkadaşlar. Anlaştık mı? Mesela testte soru nasıl gelir? Aşağıdakilerden hangisinde basit nitelikli çoğunluk aranmaz dedi. Hangisinde nitelikli çoğunluk aranmaz dedi. A. Devamsızlık nedeniyle vekillerin düşürülmesi. B. Anayasa Mahkemesi'nin üye seçiminin ikinci turu. C. Seçimlerin yenilenmesi kararı. D. Anayasa değişikliklerinin Cumhurbaşkanı'nca onaylanması. E. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması. Cevabınız ne oldu? Yasama dokunulmazlığının kaldırılması. Bunu unutmayın. Yasama dokunulmazlığının kaldırılması basit çoğunlukla yapılan bir işlemdir arkadaşlar. Anlaştık mı? Şimdi bu kısmı bir kez toparlayacağım. Pıt pıt yapıyoruz. Hazır mısınız? Arkadaşlar, meclisin çalışma düzenine baktık. İki genel seçim arasındaki süreye ne ad verilir? Hop, ne? Yasama dönemi. Yasama yılı ne zaman başlar? 1 Ekim. Ne zaman sona eriyordu? Hop, 30 Eylül. Meclis bir yasama yılında en çok kaç ay tatil yapar? 3 ay tatil yapar. Ara verme dönemi kaç gündür? 15 gündür. Soru, meclisin tatilde ya da arada toplanmasına ne ad verilir? Hop, olağanüstü toplantı. Olağanüstü toplantıya kimler çağırabilir? Meclis Başkanı ve Cumhurbaşkanı çağırabilir arkadaşlar. Meclis Başkanı doğrudan da çağırabiliyordu kendisi. 120 vekilin istemiyle de çağırabiliyordu demiştik. Toplantı yeter sayısı nedir diye sorarsa üye tam sayısının 1 bölü 3'ü yani en az 200 vekil. Karar yeter sayısı nedir diye sorarsa toplantıya katılanların salt çoğunluğu. Bu çoğunluğa adi çoğunluk ya da basit çoğunluk adı da ne yaparız? Veririz arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir. Yine söylüyorum içiniz rahat olsun. Bu konuları zaten tek tek ne yapacağız? Göreceğiz. O zaman sizi şıkıdımlarla uğurluyorum. Oh. Görüşürüz.